Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta son anda çıkan önemli bir işi nedeniyle Gönül Tol aramızda olamayacak. Ömer Taşpınar'la şu anda Washington'da. Onunla Türk-Amerikan ilişkileri ağırlıklı bir yayın yapacağız ve tabii ki krizi konuşacağız. Ömer merhaba. Selam Ruşen. Bu kriz değil mi artık? Buna başka bir sorun vesaire demek zorlama olur sanki. Özellikle ekonomiye bakınca tabii ki kriz ama aynı zamanda da Türk-Amerikan ilişkilerinde 70'li yıllardan bu yana en önemli kriz diyebiliriz. Evet, bu Cumhurbaşkanı bir yazı yazdı. New York Times'ta onun imzasıyla çıkan bir yazı. Bayağı açık, net bir yazıydı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet eden ve Türkiye başka seçenekler arayabileceğini vurgulayan bir yazı. Herhalde Türkiye ile ilgili çevrelerin okuduğu, satır satır okuduğu bir yazıdır. Nasıl tepkiler geldi? Nasıl bir etkisi oldu? Şimdi o yazının hedef kitlesini iyi anlamak lazım. Yani bir kere Türkiye'nin burada çalıştığı lobi şirketleri var. Ve bu lobi şirketleri Amerikan kamuoyunda Trump'ın dış politikasının da çok popüler olmadığının farkında. Mesela Trump'ın Çin'le bir ticaret savaşına girmiş olması, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin kötü gidişi, NATO konusundaki çıkışları sadece demokratları değil, cumhuriyetçileri de rahatsız ediyor. Dolayısıyla Türkiye gibi önemli jeostratejik bir ülkeyle böyle bir krizin başlaması bir bakıma Amerika'da da rahatsızlık yaratır diye bence o öngörüden yola çıkarak New York Times'a verilmiş bir yazı. Bence yazı geri tepti. Çünkü buradaki hava bu krizin bütünüyle Erdoğan'ın kendi ekonomiyi kötü yönetmesi nedeniyle çıktığı yönünde. Yani hiç kimse bu krizi Trump başlattı, Amerika yüzünden Türkiye ekonomisi bu yere geldi yönünde düşünmüyor. Bir de o yazının diline baktığında yazı tehditkar bir dille yazılmış. Türkiye'nin alternatifleri var diyor. Size muhtaç değiliz diyor. Gerekirse başka yöne bakarız diyor. Sanki bu ilişkide Türkiye'nin eli Amerika'dan daha güçlüymüş gibi bir tonda yazılmış. Tipik bir gövde gösterisi ve bir bakıma işte sert, yani Amerika'ya haddini bildirme yazısı. Tabii ki buradaki hava Türkiye'nin ciddi alternatifleri olmadığı yönünde ve eninde sonunda bu gidişat devam ederse Türkiye'nin IMF ile anlaşmak zorunda kalacağı yönünde. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi ekonomiye baktığımızda gerçekten gidişat, gerçi şu anda Türk lirasında bir durulma başlamış olsa da Türkiye'nin krizi tırmandırması, yani mesela Trump'ın ekonomik politikalarına karşı Türkiye'nin de kendisinin ekonomik politikalar, yaptırımlar uygulamaya başlaması krizi tırmandırır. Dolayısıyla şu anda piyasaların istediği şey güven. Yani piyasalar güven arıyor. Ve bu güveni Türkiye'deki iktidar veremiyor. Siyasi mesajları milliyetçilik üzerine. Solda da CHP'nin de yeterince bence bu konuda başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye'de ne iktidar ne de muhalefet ekonomik krizin tam olarak nereden çıktığının analizini iyi yapamıyorlar. Yani sanki bu kriz bir kurtuluş savaşı, bir Haçlı seferi, Amerika'nın Türkiye'yi batırma komplosu gibi algılanıyor. Bu nedenlerle Merkez Bankası'nın ilk yapması gereken şey olan faizleri arttırma ve yeni bir bütçenin açıklanması, bu bütçedeki mali disiplinin ön plana konulması gibi şeyler, yani ilk akla gelen metotlar uygulanmıyor. Onun yerine amasi bir söylem, yeni bir kurtuluş savaşı, bu bir darbe girişimidir neredeyse şeklinde. 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başarıyorlar. Bunlar dünyaya ve Türk ekonomisine güven vermiyor. Dolayısıyla gidişat bana göre böyle devam ederse büyük bir iflas gidişatı. Yani şirketlerin borçlarını ödeyememesi, bu şirketlerin borçlarını ödeyememesi sonucu bankacılık sistemi üzerine gelecek bir ciddi baskı. Hele Amerika ile bu şekilde devam ederse Halk Bank'a gelecek çok daha büyük bir cezanın sistemi daha da sarsacak olması sonucunda Türkiye'nin mecburen IMF kapısına dayanması olacak.
Peki Ömer, bu arada... Ben de böyle düşünüyorum. Bu arada biliyorsun Avrupa ile ilişkilerde bir sanki daha bir yakınlaşma gibi Merkel'in mesajları var. Türkiye'nin cevabi mesajları var ve Çavuşoğlu'nun tekrar Avrupa Birliği Türkiye'nin hedefidir gibi çıkışları var. Bunların bir buradan bir şey çıkma ihtimali olabilir mi? Çünkü biliyoruz ki Avrupa'nın zaten Trump'la yaşadığı ayrı bir sorun var. Bu anlamda Türkiye ile Avrupa arasında bir yakınlaşma sana realist geliyor mu? Şimdi Türkiye'de işler ne zaman kötü gitse, ekonomik olarak veya siyasi olarak, Türkiye Avrupa Birliği'nin önemini tekrar keşfeder. Ve Avrupa Birliği Türkiye için her zaman hem siyasi hem ekonomik bir çıpa oldu. Yani bu çıpa, bu anchor olmadan kolay kolay Türkiye reform yapamıyor. O nedenle tabii ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin düzelmesi gerekiyor. Ama Avrupa Birliği ile ilişkiler mucizevi bir şekilde düzelemez. Yani Avrupa Birliği ile ilişkilerin yapısal sorunları var. Temelde Türkiye'deki gidişatın yarattığı sorunlar var Avrupa ile ilişkilerde. Şimdi ben Merkel'in, Almanya'nın politikasını bir bakıma gayet rasyonel buluyorum. Çünkü sonuçta Türkiye birçok Avrupa Bankası'na borçlu. Bu Avrupa bankaları da bir şekilde borçlarını geri alabilmek istiyorlar. Türkiye'nin bir ekonomik çöküntü içine girmesi Avrupa'nın çıkarına değil. Fakat buradan Avrupa Birliği ile siyasi bir iyileşme çıkar mı? Bundan hiç emin değilim. Yani Türkiye milliyetçi bir savaş açmışken Amerika'ya karşı, Amerika'yı Avrupa Birliği'nden ayırıp Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimizdir diyecek mi? Yoksa New York Times'daki yazıda bence belirtildiği gibi daha Avrasyacı, daha Çin, Rusya, Katar gibi yönlere gidilecek mi? New York Times'daki yazı bunlardan bahsetmiyordu ama buradaki algılama, bence bu doğru. Türkiye'nin birdenbire mucizevi bir şekilde Brüksel'le, Amerika, Almanya'yla, Fransa'yla ilişkilerini düzeltemeyeceği ve alternatifi daha çok Çin gibi, Rusya gibi, İran gibi, Katar gibi ülkelerde arayacağı. Peki Ömer, Brunson krizine bir bakalım. Tekrar bu ekonomiyi tekrar ele alırız. Brunson da biliyorsun bir itiraz edildi. İtiraz yine reddedildi. Daha üst bir mahkemeye tekrar başvuruldu. Bu olay böyle bir acayip bir uzun bir şekilde sürüyor ve gerginliği iyice arttırıyor. Ve Trump'ın çarşamba günü bir şeyler, yeni bir takım yaptırımlar telaffuz etmesi söz konusu deniyordu. En son Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla Büyükelçinin görüşmesinden bir şey çıkmadığı söyleniyor. Bu olay gerçekten şu anda Türk-Amerikan ilişkilerini en çok dinamitleyen unsur olarak önümüzde duruyor, değil mi? Evet, öyle. Şimdi Amerika bir başkanlık sistemi ve başkan biz her ne kadar takdir etmesek de, sevmesek de, dünya konusunda da sorunları olsa da Trump. Trump'ın istediği şeyler oluyor şu anda. Trump kendisi bu Brunson meselesinde aldatıldığını hissediyor. Ve Türk heyeti de buraya geldiğinde geçen hafta, oradaki hava belli ki Trump'ın Brunson serbest bırakılmadan herhangi bir şekilde yapıcı bir diyalog içine girmeyeceği. Hatta şu anda belli oldu ki o heyete bir zaman verilmiş. Yani bugünün sonuna kadar çıkmasını bekliyoruz bu rahibin ev hapsinden ve Amerika'ya bir uçağa bindirilip getirilmesini istiyoruz diye. Bu bir şart olarak getiriliyor Türkiye'nin önüne. Şimdi bunun şart olarak getirilmesi rahibi bir şekilde daha da zor duruma sokuyor. Türkiye'yi de daha zor bir duruma sokuyor. Çünkü Türkiye bunu bir gurur meselesi, bir milli mesele haline getirdi. Yani bu mesele çok daha kolay bir şekilde halledilebilecekken şu anda bir milli dava, bir milliyetçi dalgalanma, hele Türkiye'deki genelde misyonerlere karşı, Hristiyanlığa karşı, Batı'nın etkisine karşı o yükselen yerli ve milli tepkiyi düşündüğünde maalesef bu rahibin işi Amerika'nın politikası nedeniyle çok daha zorlaştı. Yani ben geçen hafta da bunu söyledim. Trump'la Erdoğan arasındaki bir yanlış anlaşma nedeniyle bu siyasi kriz ortaya çıktı ve ekonomik krizi tetikledi. Zaten ekonomik kriz ortadaydı, belliydi. Fakat bu tür bir siyasi gelişme iyicene tetikledi. Ben bu artık kolay kolay rahip Brunson'ın ev hapsinden çıkabileceğini
ve Türkiye'nin geri adım atabileceğini öngöremiyorum. Bu kriz çok daha kolay halledilebilirdi ama bundan sonra halledilmesi için bir şekilde Trump ve Erdoğan arasındaki diyalog kanallarının tekrar kurulması gerekiyor. Bu da şu anda çok zor. Ama burada hala bu konuda bir beklentisi olanlar var. Sen beklemiyorum diyorsun. Ben de büyük bir ihtimalle çok zor olduğunu düşünüyorum ama yine de üst mahkemeden bir şekilde karar çıkarsa bu sonuçta Türk tarafının Ankara'nın dile getirdiği yargı bağımsızlığı üzerinden belki de olayların çözümünü kolaylaştırabilir. Yani diyelim ki bir şekilde Brunson tahliye edilir ve Amerika'ya yurt dışına çıkış yasağı da kalkarsa işler düzelecek mi? Şimdi tabii ki işlerin düzelmesine faydalı olur. Yani birdenbire mucizevi bir şekilde Türk-Amerikan ilişkileri işler düzeldi şeklinde algılanamayacak bir şekilde bozuk. Yani Brunson sadece iceberg'in gözüken ucuydu. Yani ortada daha ciddi, tabii ki Brunson'ı aşan çok daha ciddi sorunlar var bu ilişkide. Fakat şöyle bir mesele var. Türkiye'de yargı bağımsız değil ve Amerika bunu biliyor. Sadece Amerika değil, bütün dünya biliyor Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını. Dolayısıyla Türkiye şimdi bir üst mahkeme buna baktı ve karar verildi ki bu adam artık bırakılabilir, serbest bırakılabilir dediğinde Türk yargısı buna karar verdi demeyecek dünya veya Amerika. Ne diyecekler? Tayyip Erdoğan pes etti diyecekler. Tayyip Erdoğan nihayet anladı ki Amerika ile bilek güreşini kazanamıyor diyecekler. Dünyanın algılaması bu. Algılama da kendi gerçeğini yaratıyor. Bugün kimse, CHP'nin de bunu bilmesi gerekiyor, Türkiye'de yargı bağımsızdır diyecek bir konumda değil. Dolayısıyla bu adam, bu rahip serbest bırakılırsa bu teknik, hukuki adalet sürecinin sonucu değil, Türkiye'nin siyaseten pes etmesi anlamına gelecektir. O nedenle Tayyip Erdoğan buna kolay kolay yanaşmayacak ve o nedenle bu kriz maalesef bence kolay kolay atlatılamayacak. Peki burada şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin getirdiği yeni vergi arttırımı oldu alüminyum ve çelikte. Türkiye'de biliyorsun ona cevaben bir takım ürünlerde vergi arttırımına gitti. Te yandan Türk Hava Yolları başta olmak üzere bazı şirketler Amerika'da reklam vermeme kararları, bir tür boykot, zaten bir boykot çağrısı da var Cumhurbaşkanı'nın biliyorsun elektronik ürünlerine karşı. Onlara Amerikan ürünlerinin kullanılmaması yolunda. Bir diğer olay F-35'ler olayı artık herhalde iyice askıya geldi. Bu böyle karşılıklı sürekli her iki tarafta birbirine, tabii birisi çok daha güçlü ama birbirini cezalandırırcasına bir şey yapıyor. Bunlar nerede, bir yerde bitecek mi ve bunların telafisi nasıl olabilecek? Şimdi Türkiye'nin Amerika'ya ekonomik yaptırımlar getirmesi bir dönemi Don Quixote'un yeldeğirmenlerine savaş açması gibi bir şey. Amerikan ekonomisi şu anda Çin'le meşgul ve Çin'le çok ciddi bir ticaret savaşı yaşıyor. Buna rağmen Amerikan borsası tarihinin en yüksek yerinde, Amerikan ekonomisi yüksek bir hızla kalkınmaya devam ediyor. Amerika'nın ekonomik göstergeleri son derece sağlam. Enflasyon düşük, işsizlik son derece düşük. Yani Amerika Çin'le bir ticaret savaşına girdiği zaman bile, ki Çin düşünün ne kadar büyük bir pazara sahip burada, ona rağmen hiçbir şey yaşamıyor. O yüzden Türkiye'nin Amerika'yı ekonomik açıdan acıtma gibi bir şansı, bir gücü yok. Ama ne var? Türkiye'nin jeostratejik önemi var. Türkiye Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerde daha ön planda, Amerika ile ilişkilerde ekonomik açıdan çok daha geri planda. Ama Amerika ile ilişkilerinde jeostratejik açıdan belirli avantajlara sahip. Şimdi Türkiye ne zaman karar verir gerçekten Amerika ile köprüleri atmaya? Bence şu anda kavga etmek istemeyen iki ülkenin dolaşını yaşıyoruz. İki ülke de aslında çok fazla bunu tırmandırmak istemiyor. Ne zaman tam olarak tırmandırmaya karar verdiklerini anlarız. Büyükelçiler çekilir ve incirliğin kapanması söz konusu olur. Ama Amerika'nın zaten büyükelçisi yok. Ne zamandır fiilen yok. Ama Türkiye büyükelçisini çeker. Yani Türkiye Büyükelçisi'ni çeker ve İncirliğin 3 aya kadar kapanacağını bildirir. Hatta Malatya'daki Kürecik üstlerinin bile sorunda olduğunu anlatır.
ve NATO ile ilişkilerinde daha ciddi sorunlar yaşar. F-35 projesi askıya alınır. Amerika Halk Banka 20-30-40 milyar dolarlık bir ceza getirir. O zaman bahsettiğimiz ekonomik savaş aynı zamanda bir jeostratejik savaşa da dönmüş olur. Ben oralara gelinceğini çok tahmin etmiyorum. Bir şekilde incirlik kapanmadan Türkiye bu krizi atlatmak zorunda kalacak. Çünkü Türkiye'nin şu anda gidişatı eğer böyle devam edersek biraz kötümserim bu konuda IMF'e doğru gidiyor. IMF nedir? IMF Amerika'nın en büyük kotaları verdiği, en büyük ekonomik parayı sağladığı ve veto hakkına sahip olduğu bir yerdir. Türkiye hiçbir ekonomik krizinde IMF muhtaç kaldığında Amerika ile jeostratejik bir savaş içinde değildi. Yani IMF'e gidip de Amerika ile savaş içinde olmak, ekonomik savaş içinde olmak gibi bir lüks yok Türkiye. O yüzden Türkiye IMF'e dayanacaksa, yani Türkiye'nin Çin, Rusya, Katar gibi alternatifleri yoksa, elinde sonunda bu ekonomik gidişat Türkiye'yi IMF kapısına getirecekse, Türkiye incirliği kapatmamak zorunda. Peki Ömer, şöyle bir husus var. Bu Cumhurbaşkanı'nın New York Times yazısına dönecek olursak, başka alternatifler arayabiliriz olayını sen bir gözdağı olarak tanımladın, tehdit olarak tanımladın. Ama şunu da biliyoruz ki Batı'da zaten Türkiye'nin artık Batılı olmadığını, Batı'nın kurumlarından tam olarak çekilmesi gerektiğini savunan sesler de var. Yani mesela en son gözüne çarpmıştır Wall Street Journal'da Bernard Henry Levy bir yazı yazdı. Ne kadar önemli birisidir. Herkesin bakışı ayrı tabii. Fransız yazar. O en son yazısı şey diye bitiyordu. Türkiye'nin artık NATO'dan çıkarılması zamanı geldi diye. Mesela Wall Street Journal'da bir Fransızın yazısında bunlar açık açık telaffuz edilebiliyor. Böyle bir hususta yok mu? Yani Türkiye ben Batı'yla koparım, ABD'yle koparım derken bir tarafta zaten Türkiye bizim yanımızda olmaması gereken bir ülke diyenler de var. Yani böyle bir garip bir durum yaşamıyor muyuz? Kesinlikle. Yani Fransız bir felsefeci, entelektüel, filozof Bernard Henri Levy'yi bir köşeye bırakalım. Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton, Fox TV'de konuştuğunda Türkiye gibi bir ülkenin aslında NATO'da yeri olmadığını söyleyen, bunu ima eden sözler kullanmıştı. Yani NATO için NATO'nun ne kadar aslında başarısız olduğunu gösteriyor diyor. Dolayısıyla Bolton aslında çok sağlam bir Erdoğan düşmanı ve Türkiye'nin İslamcı bir yönde, İran yönünde gittiğini düşünüyor. Bunu söyleyen kişi Wall Street Journal'da yazısı çıkan birisi değil, Trump'ın baş danışmanı, ulusal güvenlik danışmanı. Dolayısıyla Amerika'da şu anda neokonların da zaten uzundur söylediği bir şey yaşanıyor. Yani Türkiye ile bir dönüm noktasındayız, bir ayrım noktasına geldik deniyor. Şimdi buna karşı hala Pentagon'da, Dışişleri Bakanlığı'nda o kadar da çabuk değil, o kadar da kolay değil diyen sesler var. Beyaz Saray önemliydi burada. Beyaz Saray'da artık Trump ve Pence neokonlara daha yakın düşünüyorlar gibi geliyor bana. Ama hala işin içinde bir askeri boyut var. Hala işin içinde Pentagon var. Hala işin içinde ulusal çıkarlar var, incirlik var. Dolayısıyla kolay kolay ben Türkiye ile Amerika'nın bu nevi bir risk çekme içine gireceklerini düşünmüyorum. Fakat şurası gerçek, Türkiye'de çok ciddi bir milliyetçi patlama var. Bu milliyetçi patlama, seninle uzun zamandan beri konuşuyoruz, bana göre Avrasyacı bir yöne doğru gidebilir. Çünkü Türkiye'de demokrasiden uzaklaştıkça Türkiye ve otoriterleştikçe hele askerle Erdoğan arasında temelinde bana göre anti-Amerikanizm üzerinden kurulmuş ve temelde Batı'ya Kürt meselesinde, Fethullah Gülen meselesinde son derece antipatik bakan bir bakış açısı olduğunda böyle bir krizin gelmesi kaçınılmazdı. Fakat Türkiye'nin en büyük avantajı nedir? Türkiye'nin en büyük avantajı ekonomisinin Batı'ya bağlı olması. Yani Türkiye'nin elinde bir petrol yok, bir doğal gaz yok, bir altın yok, müthiş bir tarım potansiyeli yok. Yani Türkiye bir Brezilya, bir Güney Afrika, bir Suudi Arabistan, bir Rusya değil. Türkiye dış yatırıma muhtaç, küreselleşmeye muhtaç bir ülke.
ve pazarı hala Avrupa Birliği. Şu anda konuştuğumuz en gerçekçi senaryo Avrupa Birliği senaryosu. Diğerleri gerçekçi senaryolar değil. Siyaseten gerçekçi olabilir. Erdoğan bu tür fantaziler kurabilir ki bence siyaseten de orada duvara toslayacaktır. Çünkü Putin sonuçta Türkiye'ye milyarlarca dolar verecek bir ülke değil. Bir lider değil. Rusya böyle bir ülke değil. Katar böyle bir ülke değil. Suudi Arabistan'la zaten ilişkilerimiz ortada. Dolayısıyla Türkiye'nin tek alternatifi bir şekilde tekrar Avrupa Birliği yönüne girmektir. Burada da ümit ediyorum ki stratejik ilişkiler, jeostratejik ilişkiler ve Pentagon'daki o önemli lider Jim Mattis, yani Pentagon'un başındaki asker, Türkiye'yi iyi anlayan, Türkiye'nin jeostratejik önemine vakıf ve de Trump üzerinde hala bir etkisi olduğunu ümit ettiğimiz Jim Mattis belki bir ümit kaynağı olabilir. Ömer, son olarak şunu sorayım. Tabii çok şey değişti. Bundan 15 yıl önce diyelim, benim de oralarda Washington'da olduğum zamanlardaki bu düşünce kuruluşlarının ve diğer uzmanların, Türkiye ile ilgili uzmanların bir kısmı hala yerlerinde duruyor ama hemen hemen hepsinin Türkiye bakışı çok ciddi bir şekilde değişti görüyorum. En son Steve Cook galiba çok Türkiye'ye yönelik çok sert bir takım analizler yapıp duruyor. Öteden beri yapıyordu da son günlerde iyice artık bunu yapıyor. Orada Türkiye'yi hala her şeye rağmen savunan diyeceğim ama savunmak tam doğru bir laf olmayabilir. Daha böyle hani bardağın dolu tarafı da var aslında demeye çalışan kimse kaldı mı? Var, var. Böyle isimler var. Yani isim vermek istemiyorum şu anda ama hala belli başlı think tankler içinde şunu söyleyenler var. Türkiye sadece Erdoğan değil diyenler var. Yani Erdoğan'dan ibaret zannetmeyin. Bu köklü geleneği olan, devlet geleneği olan, önemli jeostratejik değeri olan bir ülke. Erdoğan bugün var, yarın yok. Türkiye ile ilişkilerimizi sadece Erdoğan'a endekslemeyelim diyenler var. Ama maalesef bu bakış açısı bir idealizm belirtisi, bir idealizm ifadesi. Çünkü gerçeklerle baş başa kaldığımızda Erdoğan'ın aslında ne kadar güçlü bir şekilde Türkiye'ye hakim olduğunu görebiliyoruz. Ve hayaller aleminde bir seçime gittik. Zannettik ki Erdoğan bu seçimleri kaybedebilir, CHP kazanabilir veya yeni bir koalisyon gelebilir. O gerçek ortaya çıktı. Erdoğan seçimleri kazandı. Ve Erdoğan'ın aslında usta bir siyasetçi olduğu da belki de bu tür ekonomik krizleri öngörüp seçimleri öne almasından da anlaşılıyor. Seçimler eğer bugünkü şartlarda yapılıyor olsaydı farklı bir Türkiye'ye gidebilirdik. Ama Erdoğan Türkiye'nin gerçeği. Bana göre Amerika'da, Avrupa'da, dünyada daha 5 yıl en azından Erdoğan'la gidileceğinin farkında. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz idealizm Türkiye sadece Erdoğan'dan ibaret değildir dendiğinde Amerika'da bir sürü realist, gerçekçi, real politik kişi o zaman nerede alternatif diyorlar. Evet, hep dönüp dolaşıp aynı yerde bitiyor tartışmalar diyelim. Evet, Ömer, noktayı koyalım. Bu hafta gönül yoktu. Haftaya yayın yok çünkü bayram var. Bayram arası veriyoruz. Bayramdan sonraki çarşamba tekrar Transatlantik'te karşınızda olacağız. Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar Ömer size. Sana da, size de.